Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Sert bir hareket meydana geldi ve bu sert hareketin aslında dün çektiğimiz videonun hemen ardından gelmesi de çok ama çok güzel oldu bence. Yani dün arkadaşlar biliyorsunuz önemli sinyallerin geldiğinden bahsetmiştim. Ve bugün yine o sinyallere bakacağız. Bakalım ilerlemeler var mı? ve bu hareketlerin devamı gelebilir mi bu konulara değinmeye çalışacağız. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Söylediğim üzere gayet güzel bir atakla başladık aslında ve burada gelen pozitif uyumsuzluğu güzel bir şekilde kullandığımızı görebiliyoruz. Ve bu hareketlerin devamlılığı adına önemli bir seviyemiz var arkadaşlar. 4 saatlik zaman diliminde zaten Twitter'dan da paylaştım aslında. Twitter'dan takipte olmanız bu yüzden çok ama çok önemli. Burada arkadaşlar 4 saatlik zaman diliminde burada King Decatur açısından baktığımız zaman 20.600 seviyeleri çok önemli. Çünkü bakın burada görebiliyorsunuz zaten arkadaşlar. Biz sat yaktık ve sat yaktıktan sonra zaten habire bu King Decatur'a temas alıp alıp aşağı doğru geldik. Bakın görebiliyorsunuz bunun retest konumları direnç oynayıp oynayıp durdu. En sonunda bakın burada mumla kazanıyoruz ardından tabana bir test yapıyoruz ve yukarıya doğru bir hareket yaptığımızı görebiliyoruz. Burada arkadaşlar 4 saatlik zaman diliminde 20600 üstünde bir kapanış yaptığımız anda bunu yeniden pozitife çevirmiş olacağız. Ve pozitife çevirdiğimiz anda biliyorsunuz yeniden arkadaşlar günlük bazdaki direnç alanlarını denemeye gidiyoruz. Yani biliyorsunuz 4 saatlik ayrı bir günlük ayrı yani şu anda biz kısa zaman dilimini pozitife çevirmeye çalışıyoruz. Zaten önce kısa zaman dilimi ardından büyük zaman dilimi. Eğer ki burada arkadaşlar 20600 seviyesini kazanırsak nerelere doğru hareket yapabiliriz? Hemen günlük bazda baktığınız zaman arkadaşlar şunu görebiliyoruz. Zaten bakın Morband bize çok güzel noktasal bir direnç rolü üstlenmişti. Tam oraya çarpmıştık oradan bir geri dönüş yaşamıştık ve şu an onun geldiği seviyeler 21500 dolarlarda. Yani biz 20600'ü kazandığımız anda ilk hedefimiz 21500 seviyesi olacak. Buranın alt üstüne gelecek olan günlük kapanışlar çok ama çok önemli Ardından yine 22500'leri takip edeceğiz Bu da arkadaşlar indikatörün pozitife dönmesini sağlayacaktır Görebiliyorsunuz zaten burada sat sinyalleri çok efektif çalışıyor yine alt sinyallerinin Gayet güzel çalıştığını görebiliyoruz Burada görebiliyorsunuz yine direkt olarak bunu başarısız olarak da saysak da Yine de güzel bir hareket yaptırmış arkadaşlar yani yüzde 15'lik bir artış yaptırdığını görebiliyoruz Ardından hareketler mesela şurada yine Al sinyalinin gayet güzel bir şekilde çalıştığını mesela şurada yine al sinyalinin gayet güzel bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Bu yüzden arkadaşlar önceliğimiz 4 saatlik ardından günlük bazda pozitif sinyal yakalarsak bizim için çok ama çok önemli olacaktır. Yani kısa vadede dediğim gibi atak almak isteyenler pozisyon almak isteyenler bana kalırsa 20600 seviyesini bekleyebilir. Buranın üstüne gelecek olan kapanışla birlikte günlük bazdaki direnç alanlarına doğru ilerleyebiliriz. Bunları söyleyebilirim şu anda gayet güzel ataklar yapıyoruz. Fakat önemli bir direnç alanımızın olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani şu bant 20600. Zaten burada da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani önemli bir yatay destek direnç dönüşüm bölgesi de olmuş. Yani bunun altında kaldığımız sürece maalesef bizlere direnç rolü üstlendiriyor. Burayı yeniden kazanırsak buranın da artık destek rolü üstlenebileceğini rahatlıkla söyleyebileceğiz. Bu yüzden 20.600'lü seviyelere dikkat etmemiz gerektiğini ben düşünüyorum açıkçası. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yeniden aşırılık bölgelerine doğru giriş yaptık. Ve bu da bizlere şunu söylüyor. Artık hareketler daha sert olabilir. Bakalım mesela burada da arkadaşlar aşırılık bölgesine bir giriş yapmıştık. Ve hareketlerin ne kadar sertleştiğini görebiliyoruz. Umarım artık şu kırmızı günlerden uzaklaşırız arkadaşlar. Herkesin istediği yeşil günlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ardından burada baktığımız zaman da önemli bir sinyalimiz vardı. Ve bu sinyalimiz devam ediyor arkadaşlar. Gayet güzel şekilde Momentumunu korumaya devam ediyor ve burada atağı yaptık yani bu atağın devamlılığı Bu uyumsuzluğun çalışması adına bizlere çok daha önemli sinyaller verecektir Burada e, direkt olarak momentumun yukarıya doğru, yön, e, doğru yönelmesi de Çok daha önemli olacaktır yani burada görebiliyorsunuz e, Direkt olarak arkadaşlar hareket aşağıda başlıyor zaten Ardından momentum çizgileri yukarıya doğru başlıyor yani şuradaki Taban çizgisini görebiliyorsunuz bunun üstüne atmamızda Çok önemli sinyaller oluşturuyor Bakalım şu anda yeşili korumamız güzel. Ve bu yeşille birlikte hareketlere devam edebilecek miyiz? Bunun da sırrı 20.600'de olabilir. Söylediğim üzere zaten bunu yine Twitter'da paylaşmıştım. Geçmişte bu hareketleri yaptığı zaman gayet güzel atakların meydana geldiğini görebiliyorsunuz. Bu seviyeleri takip etmeye devam edeceğiz. Yine arkadaşlar günlük bazda zaten bizim seviyemizi biliyorsunuz. Ki zaten hareketin başından bu yana hep şunu konuştuk arkadaşlar. Biz bu yeşil bant kırılmadığı sürece alt bantları konuşmaya başlamayacağız. Yani biliyorsunuz çoğu kişi şimdiden 11.000, 10.000, 9.000, 8.000 hedefleri vermeye başladılar. Fakat bizim oyun mentalitemiz, oyun planımız tamamen bunun üzerine kuruluydu. Ve dedik ki 18.000 kırılırsa alt seviyeleri konuşacağız kırılmadığı sürece yönümüzü yukarıya hedefleyeceğiz ki biliyoruz zaten önemli bir destek olmuş geçmişte. Yine burada destek oynamış şu, yine buralarda arkadaşlar ve şu an yeniden destek oynamaya çalışıyor. Ve yine bu seviyenin geldiği yerler ise 18 bin dolarlar olacaktır. 18 bin dolar üzerinde kalmamızda yine günlük bazda ataklar yapabileceğimiz anlamına gelecektir. Temel anlamda desteğimiz, majör desteğimizin burası olduğunu düşünüyorum ben. Ardından burada baktığımız zaman gelen hareketin arkadaşlar hacimli olduğunu görüyoruz. Bunu görmek güzel en azından düğünü hacimli bir şekilde kapatmışız. Ve şu anda 17 saat olmasına rağmen hacmimiz gayet güzel şekilde ilerliyor. Bana kalırsa burada yine hacimli bir mum göreceğiz. Yani mumların hacimleri daha da artacaktır. Bakalım bunu da takip ederiz. MACD baktığımız zaman yine arkadaşlar yeşili korumaya devam ediyoruz. Ee, direkt olarak burada da görebiliyorsunuz zaten. Bizim burada kırmızı sat sinyallerini çok önemseyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki MACD'nin haftalıkta sata dönmesi maalesef kötü bir sinyal olabiliyor. Şu anda yeşilde devam ediyoruz. Ardından DXY tarafına baktığımız zaman DXY'de bir geri çekilme var arkadaşlar ve DXY retest konumlarında gibi duruyor. Bakalım bunu takip edeceğiz. Yani DXY bugünü nasıl kapatacak? Şu üçgenin içinde kapatırsa çok önemli bir sinyal olabilir. Yani burada bir fake out kırılım olduğunu anlayabiliriz. Hatta yeniden bu beyaz bandı denemeye kadar gelebilir. Bu yüzden burayı takip edeceğim DXY açısından. Ardından burada söylediğim gibi arkadaşlar direkt olarak 21.500'lere kadar gelen bir mor bandımız var. Mor bandın altına attığımız zaman bizlere direnç rolü üstleniyor. Üstüne attığımız zaman da burada görebilirsiniz. Bakın üstüne atıyoruz ardından desteğe dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bu yüzden arkadaşlar dikkatli bekleyeceğiz. Ee, 21.500 seviyesinde kırılması önemli olacaktır. Ardından RSI'da yatayda 62 seviyesinin de bulunduğunu görebiliyoruz. Yani burada birçok parametre var. Dediğim gibi kademe kademe ilerleyeceğiz. Önceliğimiz küçük zaman dilimini pozitife çevirmek ardından büyük zaman dilimlerine odaklanmak olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ardından likidasyon durumuna baktığınız zaman yorum ve açıklama kısmında bulunan linkten MXC borsasına kayıt olup kimlik doğrulaması yaptığınız takdirde 10 dolar ödül kazanacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda diğer yönergeleri de takip ederek diğer ödülleri de kazanabilirsiniz. Tüm linkler açıklama kısmında bulunuyor. Dün aslında eşit oranda bir likidasyon söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Yani 44 milyon dolarlık bir likidasyon oluşmuş. Fakat şu an baktığımız zaman 50 milyon dolar short şu anda içeride ve bakalım içeriye alınmaya devam edecekler mi? Burada baktığımız zaman anlık olarak arkadaşlar long'ların bir pik yaptığını görebiliyoruz. Bakalım gün kapanışında long'lar daha fazla mı içeride olacak? Bunu da takip ederiz. Dün arkadaşlar görebiliyorsunuz ne long ne short üstünlüğü vardı. Yani piyasalar aşırı kararsızdı ve bu kararsızlık yukarıya doğru patladı ve şu an biraz içeride long'ların olduğunu söylemek istiyorum. Ardından haberlere baktığımız zaman doları arkadaşlar euro, sterlin ve yeni ezdiğini görebiliyoruz. Yani burada euro da çok değer kaybetti. 0.95 seviyelerine doğru geldi. Yine sterlin de arkadaşlar Rusya ise ruble yine Rusya'nın da rublesi dolar karşısında yükselmeye devam ediyor. Yani bu kriz ortamında dolar ve rublenin hareketlerine devam ettiğini görebiliyoruz. Fakat DX açısından da önemli negatif sinyallerin bulunduğunu söylemek istiyorum. Bakalım Ekim ve Kasım ayları aslında DXY'nin biraz kendini soğuttuğu bir ay olabilir mi? Hep birlikte takip edeceğiz. Yani genel olarak beklentimiz zaten Ekim ve Kasım aylarında arkadaşlar DXY'de bir geri çekilme görüyoruz. Yani DXY kendini soğutuyor. Ve Bitcoin de genelde bundan faydalanıyor. Bakalım yine aynısı olacak mı? Tarih tekerrür edecek mi? Hep birlikte takip edeceğiz. Ardından MBR ve Z-Score'a baktığımız zaman Z-Score açısından da yine yeşil alanda devam ediyoruz. 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlara baktığımız zaman ise şu anda onlar yine alım e, evresine geçmediler arkadaşlar. Sakince beklemeye devam ediyorlar. Fear and Index'e baktığımız zaman ise 20 seviyesinde ve aşırı korku seviyesinde maalesef devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.